Balonla stent aynı şey midir diye izleyicilerimiz merak edebilir. Aynı işlemde kullandığınızı anlıyoruz ama biraz açarsak izleyicilerimize, özellikle beyler mi bayanlar mı daha risk altında? Çünkü beylerin mesajlarını okuyorum. Diyorlar ki çoğunluk yürümemizi engelliyordu ve sporcu olup olmama da önemli değil. Kilo aldıktan sonra bu sıkıntıları daha çok gördük. Hocamı dinliyoruz. Hocam gündüz yürürken kramp diyor ama geceleri uyku esnasında krampla uyanıyorsunuz ve damarların çok belirgin olması da ileriki aşamada bu şikayeti bize de gösterir mi diye gelen soruların cevabı olsun hocam. Evet. Geceleri olan kramplar periferik damar hastalığıyla çok ilgili olmuyor. Genellikle mineral eksikliğine bağlı belirli yaştan sonra hastalarımızda kramplar görülebiliyor. Bu krampın hele hele uyku sırasında olan krampın çoğunlukla periferik damar hastalığıyla ilgili, damarların tıkanmasıyla ilgili olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Genellikle magnezyum, kalsiyum eksikliklerinde beslenme alışkanlıkları ile ilgili olarak veya bir takım böbrek problemlerine bağlı mineral bozukluk eksiklikleri nedeniyle olan bir kramptan bahsediyor hastamız. Bizim temel tespitimiz, temel önerimiz şudur: hareket sırasındaki kramp ve ağrı. Bu konuda hastalarımızın uyanık olması ve şayet böyle bir şikayet varsa mutlaka ilgili hekimlerine başvurmaları önemli.